Herkese merhaba. Kaldığımız yerden haber ünitesine devam ediyoruz. En son başlıklarla ilgili ufak bir mor kutucuk görmüştük. Oradan devam edelim şimdi. Onun örneği olacak. İşte üst başlık, ana başlık, alt başlık, spot ve ara başlıklar şeklinde başlık koyabilirmişiz, seçebilirmişiz. Şimdi şurada onunla ilgili bir metin var. Mesela üst başlık o artık tarihe geçti. Ana başlık teşekkürler Elvan. Alt başlık Pekin'de 10 bin metre yarışında Türkiye gümüş madalya kazandıran Elvan Abeylegesse 5 bin metrede 15 bin derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bakın şimdi üst başlık bu sadece şey dikkat çekici bir cümle. Yine burada ana başlık, üst başlıkla aynı olarak nitelendirebileceğimiz bir başlık. Alt başlıkta birkaç cümle kurmuşum. Olayın içeriğine dair, haberin içeriğine dair bir şeyler söylemişim. Haber spotuna gelelim. Bakalım o nasıl bir şeymiş. Pekin'deki gururumuz 5000 metre finalde gümüşe koştu. Türkiye'nin yüzünü yine güldürdü. Elvan son 150 metrede favori Defar'ı geride bıraktı. Ancak Dibaba'yı yakalayamadı. Bir olimpiyatta iki madalya kazanan tek Türk sporcu oldu. Bu da haberin fragmanı gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi gerçek haber metnine gelelim. Burada uzun aslında bu ama kısaltarak vermiş tabii ki de. Pekin Olimpiyatında atletizmdeki yüz akımız Elvan 10 bin metreden sonra 5 bin metrede de gümüş madalya kazandı. Bir olimpiyatta çifte madalya kazandıran ilk Türk sporcusu olarak bir kez daha tarihe geçti. Biliyorsunuz bu işaret, bu noktama işareti, bu metnin daha devamı var demek. Yani daha uzun aslında. Haber spotu da bu uzun metni böyle kısacık bize hani dizilerin, filmlerin fragmanı gibi bize kısa bir şekilde spotunu veriyor. Bakın ara başlık neymiş? Keşke koşmasaydım diyor. Burada da işte şey yapıyor yine. Dikkat çekmek için haberim daha devamı var ya burada haber metninin. Daha sonraki metinde konuşulanlarla ilgili yine bize bir aslında ipucu veren bir başlık türü ara başlık. Haber metninin devamında da işte bu belki şeyle koşucuyla Elvan Abeylegesse ile şey konuşmalar yer alıyor. Bu ara başlıkta metnin devamının bir ipucusu gibi olmuş açıkçası. Güzel bir örnek. Ben hatırlıyorum bu olayı. Onun ya, gümüş madalya falan filan almasını. Yaşlandım galiba. Bunu da bilelim demiş. Haber spotu 15-20 kelimeden oluşur. Haberin okunmasını sağlayacak ilgi çekici ifadeler içerir demiş. İşte aynı fragman gibi. Fragmanda da ilgi çekici yerler gösterilir ya. Evet, bunlara bakalım. Haber başlıkları bazı özellikleri taşımalıdır demiş. Bunların tüm haber başlıklarında yani sürü manşetlerde, manşetlerde veya normal haber başlıklarında bulunması beklenir. Başlıklarda dikkat edilen özellikler şunlardır deyip sıralamış. Okuyucunun ilgisini çekme. Kısa ve anlaşılır olma. Haberin özüne odaklanma. Yorumdan kaçınma. Haber unsurlarını içerme. Yanlış anlaşılmadan, çoklu anlamdan uzak olma. Yani nasıl haber metni işte çelişki içermez, güvenilir, dikkat çekici, ilgi çekici, açık oluyorsa haberin başlığı da bu ülkelere uymak zorunda. Çünkü ben işte tutarlı olmalıyım. Haberin içeriğiyle farklı bir başlık koymamalıyım. Çünkü o zaman okuyanlar ve o zaman bir daha okumazlar. Başlık ne, haberin içi ne diye. Böyle bir şeyde bulunabilirler serzenişte. Bu yüzden başlıkta habere her türlü uyumlu bir halde kullanılmalı. Evet, şeylere devam ediyoruz. Kaynak değil, ne? Haber metnini oluşturan unsurlar vardı en son. Onlara devam etmemiz lazımdı. Yapı unsurları.
Haber metninde bulunması gereken yapı unsurları başlıktı bir tanesi. Bir tanesi de haber metni. Bakalım. Başlıktan sonra haberin spotu ve onun altında da metni yer alır. Haber metni haberin önemine, içeriğine göre uzun veya kısa olabilir. Kimi haber metinlerinde olayın içindeki kişilerin görüşlerine veya uzmanların konuyla ilgili fikirlerine yer verilir. Bazılarında ise metnin içinde çeşitli belgeler sunulur. Haber metninin asıl önemli özelliği haberin niteliklerini sağlamasıdır. Yani doğruluk, inanılırlık, gerçeklik gibi hep bu metne bağlı olması lazım. Dili anlaşılır olmalı, kapalı ifadelere yer verilmemeli. Haber metni genellikle kısa bir sonuç paragrafıyla tamamlanır demiş. Şimdi az önce haberin özelliklerini haberin özelliklerine değinmiştik. Doğru, inanılır, gerçek, tutarlı, inandırıcı olması lazımdı. Tabii ki de metni oluştururken de bu ilkelere kesinlikle dikkat etmeliyiz. Olayı saptırmadan, cümlelerimize yorum katmadan haber metnini oluşturmamız lazım. Ve yine aslında giriş gelişme sonuç, bu hep bu yapılır, kompozisyon, deneme, makale, ne yazarsanız yazın haber metni, habere bir giriş yapılır, gelişme bölümünde olaylar aktarılır ve yine bir sonuç bölümü yapılmak zorunda, her düz yazıda olacağı gibi. Burada bir etkinliğimiz varmış, hadi yapalım etkinliğimizi. Haberin güncel olması şart değildir. Güncel olmayan haberler de mümkündür diyor. Böyle bir şey olamaz. Yanlış bir bilgi bence. Güncel olmayan haber olmaz. Dikkat çekici olmaz. Niye ben 10 sene öncesinin haberini okuyayım ki yani? Geçmiş zaten. Nesnellik, hızlılık, tutarlılık haberin temel koşullarından bazılarıdır. Evet, bunu saymıştık zaten. Soru işareti. Doğru. Sür manşet, manşetten daha çarpıcı, önemli bir haber için kullanılır. Evet. Daha üstte yer aldığı için manşete göre daha önemli bir haber olması lazım. Sür manşet haberlerde görsel kullanmamak gerekir demiş. Yok, böyle bir zorunluluğum yok. Kullanabilirim de, kullanmayabilirim de. Haberlerin yapısı kullanılacak kitle aracının İletişim aracına göre değişir. Evet. Mesela Instagram'da farklı. Ana haber bültenlerinde farklı. Gazetede farklı. Haber başlıklarının haberin bütün ayrıntılarını içermesi gerekir. Hayır. Başlığından bütün haberi yaparsam, anlarsam niye metni okuyayım ya da dinleyeyim ki? Olmaz. Sadece dikkat çekici olması lazım. Neymiş bu haber, bakayım ben bunu bir okuyayım, dinleyeyim dedirtmesi lazım. Manşet gazetede logonun altındaki büyük başlıkla önemli bir haberi ifade eder. Evet, logonun altındakine manşet, logonun üstündekine de sür manşet diyorduk. O yüzden doğru bir bilgi olmuş oldu. Devam edelim. Burada bir gazete sayfasında örnek vermiş. Sür manşet haber burada yer alır demiş. Sür manşet ait görsel kullanılabilir demiş. İlk haber spotu, fragmanı yani, ön bilgilendirme. İkinci haber spotu. Evet, burada haber hakkında, sür manşet hakkında bilgiler verebiliriz. Burada logomuz var. Gazetenin adını, simgesini taşıyan özel hazırlanmış yazısı var yani gazetenin. Sonra logonun altında tarih, gazetenin kaçıncı sayısı veya derginin, günün çıktığı tarih ve kaçıncı sayısı olduğu logonun altında yazılır hemen. Hatta sağ altında olur genelde. Fark etmez, sol altta olur. Hiç fark etmez. Bu şekilde, bak daha burada devamı var. Manşet haberin üst başlığı, bu logonun altında kaldı. Manşetin haber başlığı, manşetin alt başlığı burada yer alabilir.
haber metni, ara başlık, haberin devamı, manşetin fotoğrafı böyle sağ tarafa koyabiliriz. Mesela burada manşet yaptık. Bu geri kalan kısımda da böyle küçük sağ tarafta da burada başka bir haber kullanabilirim ama bu manşet haber olmaz. Çünkü manşet haber hemen burada logonun altında kaldı. En kıytı köşede kalan tarafta varsa yerimiz, orada da bu başka bir haber metni yazabilirim. Ha, evet, bu 5M1K, bu haberin ögeleri, bunlar bizim için önemli. Bir haberi oluşturan ögeler 5M1K formülüyle ifade edilen 6 sorunun cevabıdır. Bir haberin bu 6 soruya cevap vermesi beklenir ve özellikle oldukça önemli bir şey. Hatta 5M1K diye bir şey de vardı. Program da vardı NTV'de galiba. Olay nedir? Ne oldu? Olay yaşayan kim? Olay nerede yaşandı? Olay ne zaman oldu? Olay neden ya da neden gerçekleşti? Olay nasıl oldu diye ne kim, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve ne yapmış? Önemli olan bu. Tamam, bu 5 soruya, pardon, 6 soruya mutlaka haberin cevap vermesi lazım. Yoksa eksik yapmış olurum. Şimdi ben bir olay anlatırken zamanını söylemezsem olur mu? Olmaz. Okuyucuyu şey yapmamız lazım. İzleyiciyi olay hakkında her detayla bilgilendirmemiz lazım. Bu 5M1K'yı unutmuyoruz. Zaten hepimiz günlük hayattan da bunu biliyoruz zaten. Kullanılan bir şey. Ha, burada örnek bir haber metni vermiş. Oraya geçelim. 5M1K yani 6 sorunun cevabı her haberde tümüyle bulunmayabilir. Bazı haberlerde bu ögelerin bir veya birkaçının eksik olduğu görülür ama olmaz. 5M1K haber içeriğinde yer alan ne, kim, nerede, ne zaman, neden, nasıl soruların cevaplarını ifade eder. Bu zaten az önce. Her zaman anahtar bilgiler güzel olur ama bu anahtar bilgiyi sevmedim. Evet, yine bir şey verilmiş, haber metni. Evet, şimdi haberde bir tekniğe geçiyoruz şimdi. Haberde ters piramit tekniği, haber yazma teknikleri, iletişim aracın özelliklerine, haberin türüne göre değişmektedir. Haberciliğin ilk yıllarından beri en çok kullanılan teknikler şunlardır. Ters piramit tekniği, düz piramit tekniği, kare tekniği veya dörtgen tekniği de denir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ters piramit tekniğidir. Bakın 3 tane var. Ters, düz, kare. Tamam, buradan aklınıza kalsın. Böyle sıralayın. En yaygın da ters piramit tekniğiymiş. Bakalım şimdi. Günlük gazetelerdeki haberlerin hemen hemen çoğunda bu yazım tekniği dikkat çeker. Haberlerin girişinde konuyu özetleyen bir anlatım bulunur ve ardından ayrıntılara geçilir. Kısa haberlerde ise yalnızca özete yer verilir, ayrıntılar bulunmaz. Haber yazma kuralları içinde en eskisi ve en çok kullanılan ters piramittir. Tekniğin bu uzun ömrünün ardında okuru daha kısa zamanda asıl bilgiye ulaştırması yatar demiş. Bu teknikte habere yönelik bilgilerin hedef kitlenin ilgisine göre en önemliden daha az önemliye doğru sıralanması öngörülür. En can alıcı, en önemli bilgi en başta verilir ve ardından konunun ayrıntılarına değinilir. Söz konusu önemlilik sıralanması nedeniyle bu tekniğe ters dönmüş bir piramit şeklini andırdığından ters piramit adı verilmiştir. Ters piramit tekniği haberin can alıcı noktalarının
hızlı iletilmesini, ilk olarak okunmasını sağladığından tercih edilir demiş. Kısaca çok güzel anlatmış aslında. Şeyinden dolayı, önemlilik sırasından dolayı ters piramit demiş. Yani şöyle bir şey olacak bizim için. En önemli bilgiyi burada en başta söylemişim. Haberin sonlarına, aşağılara doğru ufak tefek detaylara, önemsiz detaylara yer vermeye başlamışım. Okuyucu en önemli, haberle ilgili en önemli bilgiyi daha başta, ilk cümlelerde okununca tabii ki de bu hem süreden kısma, işte hem de bilgiye çabuk ulaşma açısından çok tercih edilen hem haberciler hem de okuyucular tarafından daha çok tercih edilen bir sistem, teknik olmuş. Bence de daha mantıklı zaten. Ters piramit tekniği Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaş döneminde, yani 1850'lerde telgrafla haber geçmek için geliştirilmiş bir tekniktir. Bakın, güzel bir bilgi bu. Genel kültür açısından güzel bir bilgimiz olmuş. Üçgen yapamadım. Ünlem koyacağım, yapamadım. Evet, tamam. O yıllarda telgraf hatları sık sık kesiliyor. İletişimde sorunlar yaşanıyordu. Muhabirler haberin en önemli unsurları bağlantının yakalandığı ilk dakikalarda geçmek istemişler. Ardından da bağlantı el verdiğince ayrıntılara değinmişlerdir. Çok sık bağlantı kesildiği için ilk bağlantıda hemen en önemli kısmı söyleyip daha sonrakilerde geri kalan detayları anlatmışlar. Bu yöntem bir haber yazma tekniği olarak özelliğini korumuş ve giderek daha yaygın hale gelmiştir demiş. Mor Kutucuk çok güzel bir açıklama yapmış bu sefer. Ters piramit tekniğine yazılmış bir haberde haberin önemli kısımları ayrıntılar olmaksızın en başta yer alır demiş. Anahtar bilgimizde de. Evet, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekniklerimizle devam edeceğiz.